Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Samsun Spor'a gidiyoruz. İkinci ligden birinci lige yükselen Samsun Spor'u rebitleyeceğiz. Birinci lige, tabii ama şu anda ligde ikinci ligde olacak. Biz kendimiz birinci lige çıkartmaya çalışacağız. Ve daha sonra da şampiyon yapmaya çalışacağız. Şampiyon yaptıktan sonra büyük ihtimal bırakırız. Erken şampiyon yaparsak bakarız, bir de havamız böyle iyi. Bir Avrupa Kupası da falan filan yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada şimdi şöyle size göstereyim. Görüyorsunuz Samsun Spor şöyle. Diyorsunuz ki Allah Allah, ikincilik nasıl var ya? Allah, ikincilik nasıl olabilir ya? Şaşırıyorsunuz değil mi? Evet, şu anda ekranın bir yerine, şuraya bir yere koyuyorum. Bir Twitter adresi var arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Bu kardeşlerimiz yaptı. Sizler de onlarla iletişime geçerek onlardan bu uygulamanın yamasını isteyebilirsiniz. Tabii ki belli bir ücreti var. Ufak bir ücret de olsa. Onların da emeğine saygı arkadaşlar. Çok kişi uğraşıyorlar. Aylardır uğraşıyorlar. Hepsini de tanıyorum. Çok da seviyorum kendilerini. Onlara şuradaki linkten ya da şu adresten ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve başlıyoruz. Oğlum bu nasıl bir forvet lan? Tankuye. 92 kilo. 1.88, 92 kilo. Tankuye. Tank gibi adam, yemin ederim. Şöyle bakıyorum. Bunlar ne? MO. Tamam, bunların ikisi de MO şey yok mu? MDO'lar yok mu? MDO 62. O zaman ben bunun ikisini de MO'lu taktiğe çevirmem lazım. İki tane MO var çünkü burada. Gerçi 70 Soneray doğdu mu bu? Bu Soneray doğdu. Bu Zeki Yavru olması lazım. Baktığımız zaman bak, 74 idare eder. 73 idare eder ama MO olması lazım. Anca öyle eder. Buraya bir tane ön libero lazım. Fofana var. 72 hadi idare etsin, 64. Sol bekimiz kaç yaşında? 30 yaşında. Buraya bir tane yeni bir sol bek gelmesi lazım. 61'lik bir tane şey var, çocuk var burada, 25 yaşında. Zeki Yavru 67. Yani hiç bak, bu 67, Zeki Yavru 31 falandır. 30'muş o da. Gördüğünüz gibi 65'lik iki tane stoper var. Yani takım ikincilik için bence kötü bir takım değil. Ama tabii ki değiştirmemiz gereken şeyler var. Bir ara Fenerbahçe'ye alınan Barış Alıcı da bakın burada. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'ye gelmişti kendisi. Kaleci bir arkadaşla beraber gelmişti Altınordu'dan. Şimdi bizden şeye gitti galiba, Ümraniye'ye mi gitti, neydi çocuğun adını unuttum. Buralara kadar gelmiş. Bir ara Rize'ye falan da gitmişti. Barış Alıcı şu anda yaşı kaç bakalım, 25 yaşına gelmiş. Şimdi 3 tane oyuncumuz var. İsmail Yüksek, Arda Güler, Rıdvan Yılmaz. Arda Güler'i falan vermeyecekleri için kiralamak isteyeceğiz. Evet, bir oyuncu geldi. Arda Güler sanırım. Aynen, Arda Güler kiralık geldi. Samsun Spor'a 1 sene boyunca Arda Güler kiralık olarak geldi. Koçum benim be. Seni burada yükselteceğiz koçum Arda. Aa, şey de geldi, Rıdvan da geldi. Rıdvan'ı da kiralayabildik arkadaşlar. Rıdvan da geldi, çok iyi oldu. Bir de İsmail Yüksek'i ben satın almak istedim. Alabildim galiba, bakalım geliyor mu. İsmail Yüksek de takımımızı kabul etti. 69'luk bir oyuncu olarak İsmail Yüksek'i de takımımıza katıyoruz. Burada Albayrak vardı, 64 doğrulu. Rıdvan Yılmaz'ı 73 yaptık burayı. Arda Güler'in yerine kim vardı burada? Şey vardı. Yine Fenerbahçe'nin oyuncusu varmış. Vallahi önünü kestik ya. Neyse, önemli değil. 74, 73, 71, 67, 73 yaptık burayı. Stoperlerden bir tanesi 30 yaşında. Diğeri kaç yaşında? 29 yaşında. Şurada bir tane stoper çekebilsek, 70'lik falan bir stoper çekebilsek. Bir de kalecimiz 67. Bir 75'lik kaleci çekebilirsek. Bir kaleci lazım bana, bir de stoper lazım şimdi. Şimdi santrafordan Tomane, ben bunu satmak istiyorum çünkü zaten 74'lük bir tane santraforum var. Kendisi 29 yaşında, para ediyor. 3 milyon euro para ediyor. Hiç olmadı bu paraya verirsek arkadaşlar bir tık daha şey olur. Siz söyleyin. Kulübümüze para gelir. Birazcık parayı düşürtelim bakalım. Şöyle bir şey yapalım bakalım. Sağ bekimiz Zeki Yavru'yu almak istiyorlar bizden. Biraz da para isteyelim. Sağ bekimize biraz para isteyelim. İyi paralar gelirse verelim arkadaşlar. Çünkü para lazım. Takımın parası yok. 7 milyon euro falan bir bütçemiz var. Celil Yüksel. Elimizden geldiğince futbolcuları vermek istiyoruz. Birazcık para kazanalım diye arkadaşlar. Çaykur Rize Güell almak istiyor ama Güell, yani biraz daha para vermeniz lazım. Kusura bakmayın da biraz az veriyorsunuz. Hiç paramız yok. Doğan Alemdar'a son paramıza kadar verdik. 4900'lük falan bir para verdik. Sözleşmeye paramız kalmadı galiba büyük ihtimal. Büyük ihtimal alamayacağız. Ama kaleciyi çok almak istiyordum. Evet, paramız kalmadı. Çok önemli diyelim. 8000 lira alıyormuş. O para bize asla ve asla yetmeyecek. 4 yıl diyelim bakalım ne olacak. Evet, para kalmayacak arkadaşlar. Evet, paramız kalmadı görmüş olduğunuz gibi. Bonusları kaldır dediğimiz zaman yani çok kötü oldu bizim için. Ancak verebildiğimiz para bu. Onlar tabii ki bizimle görüşmeyecekler. Oyuncu satmamız lazım. Oyuncu sattıktan sonra alacağız. Ligin ilk maçına çıkıyoruz. Arda Güler. Yeni transferimiz. İsmail Yüksek yeni transferimiz. Baktığım zaman başka kim vardı yeni transferin? Biri daha vardı. Arda Güler, İsmail Yüksek, Rıdvan Yılmaz. İlk maçımız Samsun Spor olarak deplasmandayız Rize'ye karşı. 2-2 beraber kaldık. Karadeniz derbisi 2-2 bitti. Arda Güler bir şeyler yapsaydın keşke koçum be. Evet, bir oyuncu satıldı. Biraz para geldi oradan. Buradan şey oldu. Görüşmeler kesildi falan.
Buradan da bir oyuncu satılırsa, birazcık para gelirse Doğan'ı alabiliriz, Doğan Alemdar'ı. Evet, Doğan'la bir daha konuşacağız. Fiyatı yükselmiş. 5.100 olmuş Doğan'ın ya fiyatı. Neyse, almaya çalışacağız bakalım. Paramız az önce yetmedi. Bu sefer belki yetebilir. 5.100 olmuştu. Şöyle bakıyorum. 4.400 gibi bir parayı yine gözden çıkartalım bakalım. Ne diyecek? %8 istiyorum diyor. Hayır, %8 vermek istemiyorum. Birazcık 4.600'e çıkartalım. Tamam dedi. Oh iyi be. Az önceden daha ucuz aldık. Güzel. Şimdi 8.000 lira bunun maaşı varmış. Ben 10.000 yapıyorum maaşını. Bakalım kabul edecek mi? Eyvallah. Kalecimizi de kaptık. Hem de çok potansiyelli bir Türk kaleci kaptık. İleride belki milli takıma falan bile göndeririz. Potansiyel Türk kalecimizi aldık arkadaşlar. Paramız kalmadı ama olsun. Bakalım şeyde ne durumdayız? B yapmışız. Kalecide ne durumdayız? Bu arada Trabzon'dan Ajax'a giden Ahmetcan'ı da almak istiyorum, onu da söyleyeyim. Takım yönetimi kalecim 67'ymiş. 72'lik kalecimi koydum ve devam ediyorum. Transferin artık son günü, son saatleri daha doğrusu. Ofisimizde ne yazık ki paramız sadece 3 milyon euromuz var. Ama transfer etmek istediğimiz oyuncu olan Ahmetcan Kaplan 67 overall'lı 200 aslında alabiliyoruz galiba ya. 250 diyor, dur bakayım. Paramız kalmıyor gerçi şeye, sözleşmeye de bakayım, dur bakalım. Transfer ücreti 2-300'lük bir ücreti var. Şöyle bir 2-300 diyelim bakalım ne diyecek. Lütfen kovma. Olur ama ne diyor? Olur ama diyor, şey istiyorum. Sonraki sözleşen payı istiyorum. 2-300 tamam. 2-400 yapalım. 2-400. Eyvallah. Stoper alacağım işte bu. Ahmetcan Kaplan'ı da alırsak var ya. Hadi 19 yaşında stoperimizi de alalım. Çünkü bu da çok gelişime açık bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. İnşallah olur. Önemli diyelim. Çok önemli diyelim. Koçum gel. Önemli bak. Ne diyor? 2.5 tamam. Para da zaten 2.5 lira alıyorum. Serbest kalan bedelini yok sayalım. Fazla uzatmadan paraya gelelim diyor. 10 bin lira versek mi acaba? 10 bin lira versek çok gelir mi? Az mı gelir acaba? 10 verelim bakalım hadi. 10. Ne diyor? Kabul. Oh be. Tamam. Gel bakalım koçum. Transferimizi yaptık. Ve transferlerimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle bakın şimdi. Ahmetcan Kaplan stopere çekeceğiz. 2.400 aldık. Şimdi şöyle bakalım. Gel. Hadi. Şimdi kaç vardı? 2 tane stoperim vardı. İkisi de 64 müydü? 65 miydi? Öyle bir şeydi. Bakayım bir. 65'ti. Bir tanesi 30 yaşında, öbürü 29 olması lazım. Evet. Burada Osman Çelik'in yerine Ahmetcan Kaplan'ı koyuyoruz. Ahmetcan Kaplan inşallah burada gelişime açık olan bir oyuncu olarak oynayacaktır. Arda Güler falan keşke bende yedek şey olmasa, siz söyleyin. Keşke bende kiralık olmayıp benim oyuncum olsa, ama tabii ki çok zor. Ve ocağa doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım Ocak 1'de görüşmek üzere. Geldik, Ocak'tayız. Bakalım durumlar ne? Ligde kaçıncı durumdayız? Samsunspor olarak ligde lideriz. 5 beraberliğimiz, 2 de mağlubiyetimiz var. 38 gol atmışız. Çok fazla gol atmışız bu arada. 41 puanımız var. 36 puanla Bodrumspor geliyor, Bandırma geliyor, Altay geliyor. Eyüpspor 8. bu arada. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemiştik sanıyorum. Bir tur geçmiştim ben. Eyüpspor ile eşleşmişim burada. Şampiyonlar gibi falan filan bizim için önemli değil. Adon merkezine bakacağım biraz. Kimler ne yapmışlar? Bu forvetimiz 9 gole katkıda bulunmuş. Yani 11 gole daha doğrusu. Fofana yine 11 gole katkıda bulunmuş. Arda Güler 10 gole katkıda bulunmuş. 75 olmuş koçum. Bak görüyor musun hemen nasıl gelişmiş? Böyle bakıyoruz. Barış Alıcı'dan daha fazla şey bekliyorduk. Sadece 3 gole katkıda bulunmuş. Zeki Yavru bek olmasına rağmen aferin koçum. Orta sahada Benazser'de 6 gole katkıda bulunmuş. Hali duruma baktığımız zaman sadece 12 euromuz var arkadaşlar. Kulüpte sadece 12 euro var. Sezon sonunda simülete başlıyoruz. Kerem Sadık diye bir oyuncu buldum. 83 potansiyel Kerem Sadık. 1200... oyuncu reddet yaptım. Allah kahretsin. Oyuncu reddet yaptık ya. İyi de başka bir şey yok. Niye burada? He, paramız yokmuş zaten. Zaten alamıyormuşuz. Birazdan göreceklerinize inanamayacaksınız. Ben yanlış görmediysem şok içerisindeyim. İnşallah doğru görmüşümdür. Öncelikle 83 puanla ligde lider olarak Süper Lig'e çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah iyi bir para alırız. 73 gol atmışız. Çok çok iyi bir skor. Ama şunu yanlış görmedim inşallah. Arkadaşlar Türkiye Kupası'nı aldık. Bak 3. turda Eyüp'ü geçtik. Son 16'a Alanya'yı geçtik. Çeyrek finalde Beşiktaş'ı geçtik. Yarı finalde Antalya'yı geçtik. Hem de deplasman golüyle finalde Galatasaray'ı yendik. İnanılmaz bir başarı. Türkiye Kupası'nı aldı bu takım. Gerçekten mükemmel. Süper Lig'e geldik diye 14 milyon euro transfer parası, inşallah bunu bana verirler. İnşallah ya. Çok büyük bir hata yapmışım. Arda Güler burada gözüküyor ama bakalım şeyde görecek, istatistikler gözükecek mi? Heh, gözüküyor. Oh be. Çünkü gidiyor ya, dedim ki belki de gözükmüyordur. Şimdi bizim tank 25 gole katkıda olmuş. Baksana öküz gibi zaten, inanılmaz. Douglas Tank, Tankue.
Bir 25 gole katkıda bulunmuş. Arda Güler 30 gole katkıda bulunmuş ya. 30 gole katkı. Yemin ediyorum var ya, inanılmaz bir oyuncu olacak Arda Güler. Burada parası gözüküyor mu Arda'nın? 16 milyon euro piyasa değeri oldu. 16 milyon euro biz yaptık. Fofana 24 gole katkıda bulunmuş. Aferin oğlum. Soner Aydoğdu 33 maç oynamış. Kimi kesmiş ya Soner? Ben Aslan'ı mı kesmiş? Yoo şeyi kesmiş. Ya 70 overall'lı şey... İsmail Yüksek kesmiş. Bak İsmail Yüksek 2 overall'ı birden almış ama kesmiş yani sonuçta. Şöyle bakıyorum. Ben Aslan 8 asist yapmış. 75 olmuş. Ahmetcan Kaplan 2 almış. Overall'lara bakalım mı beraber? Şimdi bu 1 almış. Bu bizim değil zaten. 3 almış. Fofana aynı kalmış. Barış Alıcı 2 alıyor. Rıdvan Yılmaz'ı 76'ya getirmişiz. O da çok değerli futbolcu olacak. Ahmetcan 2 overall'ı birden almış. 69 olmuş. 70'e falan gelirse. Ben Aslan 75. Bu şu an takımın en iyi oyuncusu galiba. Bu Şener Kaya arkadaşlar 20 yaşında bu çocuk ama çok sonradan girip gol attı. Bak 12 maçta oynayıp 4 gol atması bence 4 gole katkıda bulunması 3 maçta bir gol. Bence çok iyi. Zeki Avru. Ah be Zeki biraz daha genç olsaydın seneye bizimle olurdun. İsmail Yüksek senden çok şeyler bekliyoruz. 71 overall çok az. Onu bir önce geliştir. Santrafor'umuz 3 maç girmiş 1 gol atmış. Ve Süper Lig'e doğru yola çıkıyoruz. İşte şimdi en zor yere geldik arkadaşlar. En zor yere geldik bu ne ya? He şey bu önemli değil. En zor yere geldik. Nereye geldik? Süper Lig'e. Süper Lig'de şimdi bakar mısınız? Bir sürü takım var. Düşenler falan olmuş mu yoksa aynı mı devam ediyor? Bodrum Spor gelmiş. Eyüp Spor gelmiş. Bak. Bodrum'da Eyüp gelmiş. Bir de biz gelmişiz. Çok iyi. Ofisimize baktığımız zaman 20 milyon euro bütçemiz var. Mükemmel bütçe be. 20 milyon euro bütçemiz var ama... Aa Arda Güler bende duruyor. Bir dakika dur bakayım. Birazcık ilerleyince gidecektir. Kesin gidecektir ya. Keşke gitmese. Evet. Oyuncularımız gitti. Bir an sevinmiştik acaba gitmeyecekler mi diye. Oyuncularımız ne yazık gitti. Şimdi sol bekim gitti. Cam oyuncum gitti. Ve ne gitti bir de? Yok iki tane vardı zaten. Sol bekle cam. İkisi de gitti arkadaşlar. Ne yazık ki. Buraya oyuncular almam lazım. Barış 73. Fofana 73. Bak idare eder. 71 idare eder. Bu çünkü potansiyelle İsmail gelişecek. Bir tane cam lazım bana şimdi. Bir cam oyuncusu lazım. Kalecim iyi. Stoperlerim bir tanesi bu gelişime açık bir oyuncu ama bu yaşlı bir oyuncu. Bir tane şey ama bana en önemlisi cam. Bir tane 20 milyon euroya 20 milyon euroya bir cam, bir sol bek almam lazım. Manyak oyuncular buldum. Şimdi öncelikle sol bekim tamam mı? Bak hem stoper hem sol bek oynayabiliyor. Eyvallah 72 overall. Christoph Klarer Fortuna Düsseldorf'ta oynuyor. Avusturyalı. İşte sevmem Avusturya şey neyse. Hacı var. Hacı'nın oğlu arkadaşlar ama kendisi biraz fazla 9 milyon 900 falan ediyor yani bunu alsak 76 overall çok iyi ama Kevin Agudelo var. Agudelo da Kolombiyalı. Biraz daha düşük 6-800'e falan şey yapabiliriz ama öncelikle bir sol bek falan halledelim. Bunun sözleşmesi bitiyor bu arada. 2500 liraya alabilirsin diyor. İnşallah Fiorentina'dan bir tane 2500 liraya bir sol bek alabiliriz. Sonraki sayıştan pay istiyorum diyor ya. Oğlum sonraki sayıştan payı ne yapacaksın? Vermek istemiyorum. 2600 tamam bunu hallettik. 2600. 25 alıyormuş. Biz o kadar fazla veremeyiz. 17 verelim. Büyük ihtimal kabul etmeyecek ama. Ha tamam diyor. Bir şeyler olur diyor. 17'ye şöyle bir şey yapabiliriz diyor. Tamam. Eyvallah. Hadi bunu kabul et. Hadi kabul et bu oğlum. Tamam. Sol beki hallettik. Şimdi 23 yaşındaki stoper. 4200. 3550 hallederiz diyor. Çünkü bunun da sözleşmesi bitiyor. 3550. 3500 verdim. Direkt kabul ettiler. 3550'yi de vermedik. Kaç para bunun maaşı? 20 de bunun maaşı var. Abi bunların parası niye bu kadar fazla ya? Bayağı bir para istedi bizden. Bunları biraz indirmemiz lazım. Böyle bir teklifte bulunalım bakalım ne diyecek. Tamam 12 milyon euro paramız kaldı. 12 milyon euroya da Hacı'yı alabilecek miyiz? 9 milyon 900 değeri vardı galiba Hacı'nin. Bakalım 12 milyon euroya onu alabilecek miyiz? Eğer onu da alırsak gerçekten kadrom istediğim bir şekle gelmiş olacak. 9900'ü alabilirsin aslında diyor. 9900. Bir götürelim bakalım satın alma teklifi. 9900'ü verdik. Direkt kabul ettik. Keşke bir tık az verseydik ya. Maaşı kaç para? 42 bin lira. Bunun maaşına paramız yetecek mi? 30 verelim. 42 veremeyiz. 30 verelim. Bakalım ne diyecek. Tamam dedi. Yani aslında daha az da verebilirim ama arkadaşlar şimdi 42 alan adama yarısını verirsem niye gelsin? O yüzden de böyle bir şey yaptık. Biraz daha paramız kaldı. Zeki Yavru'nun yerine bir bek alabilir miyiz acaba diye şöyle bir düşünmüyor değilim. Hani şöyle bir bakalım bir. Bak kadromuzu nasıl yaptık? Beraber bakalım. Kadro. Şimdi cama Hacı geldi. 64'lük oyuncu yani 72'lik geldi. Stoperlerim 30 şey 67 idi. 73'ü geldi. Hem de genç oyuncu olarak geldi arkadaşlar. 2 tane genç oyuncu stoperim de var. Yine genç oyuncu Zeki Yavru 68. Şimdi Zeki Yavru'nun yerine bana bir sağ bek lazım. 68. 68'lik bir sağ bek bence kolay kolay bulabiliriz ama kaç paramız kaldı? 1 milyon euro paramız kaldı. Çok ama çok düşük bir para.
Yetenek Avcıları Oyuncu Transfer Merkezi, özür dilerim. Beraber sizinle bir şey yapalım mı? Oyuncu ara diyelim. Bedava oyuncu var mı? Şöyle bir bakalım. Transfer dönümü serbest. Defans. Sağ bek. Bakalım kimler var. Şöyle bakıyorum. 50-60. 71'lik bir oyuncu var. 19 yaşında. O kalsın böyle. Bakıyorum. 72'lik bir oyuncu var. 27 yaşında. Lucas Klünter diye. Bakıyorum. 73'lük bir oyuncu var. Manafa. Serbest. Portekizli. Kaç yaşın? 28. Bu da kalsın. 28. Oha! 78'lik bir oyuncu var. 16 milyon euro değeri var ama şimdi bunu aldığımız anda hani birazcık şey oluyor arkadaşlar. Hileye giriyor. Hani 73 falan filan. Eyvallah. Ama böyle 16 milyon euro değerli bir oyuncu almak. Hani çünkü şöyle. Gerçekçiliği bozmayalım istediğim için. Şimdi bu, Samsun Spor bedava 74'lük bir oyuncu, 31 yaşında bir oyuncu çekebilir. Anladın mı? 3 milyon euro değeri olan bir oyuncu çekebilir. Ama 15 milyon euro, 16 milyon euro oyuncuyu bırakmazlar. O yüzden. Şimdi baktığımız zaman böyle bir oyuncu var. Aslında bak bu oyuncular bence çok daha iyi. Baktığımda çok daha iyi. Ama gerçek oyuncu olmadığı için biraz şey yapıyor beni. Kafamı karıştırıyor. Bak mesela burada da bir tane vardı. Bak mesela bu gerçek oyuncu. Bence bunu al. Bu değil pardon. Nerede? 70'lik bir şey vardı. Bak bu da gerçek oyuncu değil. Bir tane gerçek oyuncu vardı burada 72'lik mi ne? Hatırlıyorum. Bakalım 72. Evet bunu alalım arkadaşlar. Hiç olmadı gerçek bir oyuncu olmuş olsun. Klünter. Lucas Klünter diye bir oyuncu. Bakalım sözleşme yapabilecek miyiz bu oyuncuyla? Paramız yetecek mi? Klünter ne istiyormuş? Ne istediğini o da bilmiyor. Temsilci ata diyoruz. Şöyle bir parayı vereceğiz bakalım kabul edecek mi? Aldık. İnşallah paramız yetiyordur. Yetti be. Çok güzel oldu. Sağ bekimizi de aldık arkadaşlar. Sağ bekimiz de tamam. Stoperimiz de tamam. Gayet iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Son kez şöyle bir kadromuza bakalım istiyorsanız beraber. Kadromuz ne şekilde? Kadro. Hacı camda 76. Ranieri 72. Zeki Yavru 68'de 72'lik bir oyuncu geldi buraya. 73'lük stoper geldi 67 yerine. Bence gayet iyi bir kadromuz var. Süper Lig için bence uygun bir kadro. Muhammed Ali Özbaskıcı gitti arkadaşlar takımımızdan. Sağ olsun. Hiç olmadı 350 bin lira para kazandırdı bize. Almeria'ya 4100'e sattık. Tomane'yi yedek santraforumuzdu biliyorsunuz. Böyle bir fiyata sattık. Polat Yaldır gitti. Yine bayağı bir para geldi aslında. Bir 5 milyon falan bir paramız olabilir. Şöyle bakalım kaç paramız kaldı ofisimize. Ofisimizde ne kadar var? 5 milyon euro bir paramız var. Peki 5 milyon euroya ne yapabiliriz? Şimdi ona biraz bakalım. Size sürpriz yapayım istedim. Griezmann'ı kiralamak istedim ama ne yazık ki Griezmann kabul etmedi. Şimdi arkadaşlar Tanköy'ü istiyorlar. Brezilyalı eyvallah. Geçen sene çok gol atmış da olabilir eyvallah. Ama o ligin birazcık şeyi düşüktü biliyorsunuz ki. Ben bunu görüşme yapıp bunun parasını biraz daha yükseltmek istiyorum. 5 milyon da bizde para var. Daha 29 yaşında değil de daha iyi bir oyuncu. Yani daha iyi derken daha potansiyelli bir Türk oyuncu falan alabilirim. Belki Enes olabilir bilmiyorum. 6700 vermişler. 7700 isteyelim bakalım ne diyecekler. Tamam dedi. 7700'e tamam dedi. İnşallah anlaşırlar. Buradan bir 7700'lük para gelirse. Seni oynatacağım. Seni böyle inandıralım. 7700'lük bir yerden bir para gelirse 12-13 bin liramız olacak. İnşallah satılabilir. Benasser'i tabii ki satmayacağım. Benasser benim için çok değerli. Galiba Tanku'ya değil mi? Yok bu yeni... Kim bu? Lukaku. Aaa! Lukaku geldi. Lukaku kiralık geldi arkadaşlar. 84 numaralı Lukaku. Yeni yıldız oyuncu. Kiralık geldi. Douglas'ın yerine. Koçum benim be. Arkadaşlar. Lukaku geldi ama büyük bir hata yaptım. Bunu... Lan bu ne oldu? Oğlum bu da geldi. Lan ne oluyor? Ofisim nerede? Param nerede? Sıfır mı? Oğlum iki tane oyuncu istemişim. İkisi de nasıl geldi ya? Hem Lukaku hem Haller. Oo bittik. Bittik. Beklerimiz de var. Şimdi biz ne yapacağız? Hem Lukaku hem Haller geldi. Ulan keşke. Lan nasıl olsa gelmeyecek diye düşündüm. Nasıl olsa Lukaku gelmeyecek diye Haller'i de şey yapmıştım ya. Herkese bir Haller oluyor. Mecburen ikinci bir kadro daha yapacağız arkadaşlar. Evet ikinci kadromuz bu şekilde olacak. Hem Lukaku hem Haller ikilisi var. Hacı burada, Barış Alıcı burada. Vallahi hiç paramız kalmadı ya. Ulan ben ikisinin birden gelebileceğini hiç düşünmemiştim biliyor musunuz? Gerçekten düşünmemiştim ikisinin birden geleceğini. Evet santraforumuz da gitti, tank da gitti. Buradan bir para geldi eyvallah 7700 ama ne yazık ki çok kötü oldu ya 7700. Sevgili dostlar çift forvet taktiğe döndüm. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kadromu. Kadrom çift forvet taktik. Bu değil ya. Böyle bir taktikle oynayacağız. Şu anda artık yapabileceğim her şeyi yaptım ben takım için. Biraz paramız kaldı eyvallah ama onu ara transfer döneminde takımın gidişatına göre bakacağım arkadaşlar. Ocak 1'e doğru simülasyonumuz başlasın bakalım. Süper Kupa'da Galatasaray maçımız var ve 3-1 kaybettik.
Ocak 1'e geldik. Gerçekten merak ediyorum. Lukaku ve Haller miydi? Lukaku ve Haller ikilisi neler yaptılar, neler yapamadılar? Şu anda geliyorum. Puan durumu. Haller artı 4. Lukaku artı 4 oynuyor demek ki bu oyuncular. Barış Alıcı bu arada 75 olmuş, onu görüyorum. Stoperlerimden Klerer 70. Aa, niye oynamıyor stoperim ya? Dur neyse, dur bakarız şimdi. Puan durumu. 7.yiz arkadaşlar. 22 puanla 7.yiz. Şöyle bir üste bakalım. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe okey. Antalya, Trabzon, Galatasaray, Ankara Gücü. Bak, araya kattığımız takımları söyleyeyim. 4 büyükler araç. Antalya ile Ankara Gücü'nü araya katmışız. Biz Ankara Gücü ile aynı takımız. İşte aynı puandayız. Ama puanımız baya bir az. Yani baktığımız zaman düşebilir miyiz acaba? 22 puan bence çok az. 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet. Çok kötü. Yani bu takımın daha iyi olması lazım. Hiç olmadı averajımız kötü değil ya. Türkiye Kupası'nda, Zira Türkiye Kupası'na bakalım. Burada var mıyız? Burada Alanyaspor'la eşleşmişiz. Avrupa'da zaten yokuz. Bu Türksel Süper Kupa ne ya? He, bizim kaybettiğimiz. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. Kadro merkezindeki oyuncularımızın ne durumda olduğuna, yani kim ne kadar oynamış, onlara bir bakayım bir. Şöyle oynanmaya başlayalım. Şimdi Külünter sol bek, tamam. Haller oynamış, tamam. Lukaku 22 maç oynamış. 15 gol 2 asist. Doğan Alemdar bütün maçlarda oynamış. Barış Alıcı hemen hemen oynamış. Bir de artı 2 almış Barış. Hacı oynamış. 8 tane gole katkıda bulunmuş Hacı. Suratına bir şey mi oldu onun, yok. Kaplan 22 maç oynamış. Ranieri oynamış sol bekimizdeki çocuk. Lukaku 22 maçta 17 gole katkı bence baya fazla. Bak çünkü 22 maç. Haller'e bak. 25 maçta 11 gole katkı. Bu 17 gole katkı vermiş. Benasser, Fofana, İsmail Yüksek yine az oynuyor. Bu çocuk aslında iyi bir, bak bu Şener Kaya var ya, iyi bir oyuncu olacak. Klerer stoperde. Stoperde Klerer'i kim kesiyor abi stoperde? Kaplan birinci stoper. Öbür stoper kim? Bir dakika. Kaplan, diğer stoper kim? Bu oynuyor ya. Alim Öztürk 67, Klerer 73 abi, nasıl oluyor ya? 9 milyon euromuz olduğu için hiçbir şey yapamayacağız. 9 sadece, ne 9? Aa, 9 milyon mu? Yaparız olma, bir dakika. Kadroma 2 tane oyuncu kattım. Oyuncuları size göstermek istiyorum transfer geçmişinden. Kadroma 2 tane oyuncu kattım. Bir tanesi de direkten döndü. Ne yazık ki alamadık. Güell satıldı falan filan. Bunlar satıldı. Biri Ali Akman. 21 yaşında santrafor arkadaşlar. Frankfurt'tan geldi sanıyorum. Bu çocuğu aldık. Çünkü niye? Seneye Lukaku ile Haller gidecek. Evet, overall'ı çok düşük olabilir ama gelişecektir kendisi. Şöyle bir gol makinesi falan filan verelim. Biraz gelişsin. Birincisi bu. İkincisi de sağ bek aldım bir tane. Şöyle göstereyim yine. Şeyden aldım sağ beki. Mehmetcan Aydın 71 overall'lı arkadaşlar. Bunun da büyük potansiyeli var diyor. Bakın bunu da gittim Schalke'den aldım sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Buna da bir ters açık bir iki verelim. Biraz hile yapalım bunda. Birazcık gelişsin bakalım. Evet, iki tane oyuncu aldık. Çünkü bir santrafor mutlaka lazımdı zaten bize. Çünkü seneye iki tane santraforumuza gidecek. 71 overall'lı çok düşük ama belki hani hiç olmadı senin sonuna kadar bir 73-74 yapabilirse bizim işimize gelir diyoruz. Ve Haziran 1, burada hala maçlar var. Beşiktaş maçı son maç. Şuraya doğru ilerliyoruz. Bakalım sezon sonunda ne durumda olacak bu takım. Eyüpspor'la 2-2, Beşiktaş'ta 1-1. Sezonun son 2 maçını beraber kalıyor takım ya. Ligde de kovulmak üzereyiz. Ne durumdayız arkadaşlar, şöyle bakalım. Ya ben bu şeyi niye yapayım? Puan durumunda 6.yiz. Bence kötü değil. İkincilikten çıkıp da bence 6.lık kötü değil. 82 puanla Antalya Spor şampiyon olmuş. Oha! 82 puan almış Antalya Spor, şampiyon olmuş. Beşiktaş 2. Galatasaray 3. 77, 75, 74. Trabzon 70, biz 62. Bence yine de ilk döneme göre, yani ilk sezona göre bence kötü değiliz. 18 maç kazanmışız, 18 maç kazanamamışız. 63 gol atmışız. Bu arada arkadaşlar ligde yok ya şey falan, Fenerbahçe 77 falan atmış. 21 averajımız var. Benden sonrakilerin averajına baksana 2 averaj falan var. Çünkü az gol attıkları için. Türkiye Kupası'nda ne yaptık? Ziya Türkiye Kupası. Burada neredeydik biz en son? Burada sonun altına da gitmişiz. Alanya'ya gitmişiz 3-0'la. Ne yazık ki kaybetmişiz. Şimdi ligde bir gol kralı falan filan çıkarttık mı? Ona bakalım. Ligde bir gol kralımız var mı? Lukaku 24 gol atarak ligin gol kralı oluyor. Samsun Spor'un oyuncusu. Görmüş olduğunuz gibi ligde bir gol kralı çıkarttık. Haller de 18 atmış bu arada. Asist kralına baktığımız zaman burada ne yazık ki yokuz. Lukaku yani gelmiş ama gelememiş tam. Buraya bakıyorum. 10 asisti var. He? Ha, golenmem başmış lan. Kafayı yiyecektim diyecektim. Ne saçma bir şey. Doğan Alemdar 10 tane golenme maça çıkmış. Tebrik ediyoruz Doğan Alemdar'ı. Milinkovic-Savic kim almış ya? Ben yanlış mı gördüm? Milinkovic-Savic. Oğlum öyle kaleci mi var? Neyse, kadroya bakalım. Kadro merkezi. Ne yaptık? İstatistikler. Lukaku 39 gole katkı. Çok teşekkür ederiz Lukaku. Geldin. Samsun taraftarlarının sevgilisi oldun. Burada bir sezon kaldın.
Bütün taraftarlar olarak seni alkışlıyoruz. Teşekkürler. 39 gol katkı. Haller'cim sen de o penaltıyı kaçırmayacaksın. Kusura bakma. Dortmund'u şampiyonluktan ettin o penaltıyı kaçırarak. Hacı. Biliyorsunuz George Hacı'nın oğlu. Kendisi 78 overall'a gelmiş. 2 overall birden attırmış. 20 gole katkıda bulunmuş. İsmail Yüksek oynamaya başlamış sonunda. 35 maçta 10 gole katkıda bulunmuş. Aferin, kanat oyuncumuz kötü. Zaten 32 yaşında, seneye bir kanat mutlaka bize lazım. Yani kanat oyuncumuz yok. Barış 3 almış. Olabilir. Seneye bizi sağlatsa da idare eder. Çünkü hala yaşı genç. Santrafor falan filan. Bunlar çok önemli değil. Zeki Avru 32 yaşında artı 2 almış. İnanılmaz. Christoph Klarer artı 1 alıyor. Benasser 78'e gelmiş. Çok iyi oyuncu ya. Bakıyorum böyle overall arttıran kim? Soner Aydoğdu. Şimdi Duallemler 4 almış. Külinter 1 almış. Ahmet Can Kaplan 3 almış. Rainer'e de 3 almış. Aferin oğlum, bak bunların gelişmesi çok iyi. Bu arkadaşlar da falan filan bir şeyler almışlar işte. Bu arkadaşlar da dediğim gibi şu anda bir kapı çaldı. Ne diyecektim? Böyle bir şey oldu. Yeni sezonda kanat oyuncusu lazım bize. Yeni sezonda kanat oyuncusu almamız lazım. Çünkü oyuncularım yaşlandı. İnşallah yeni sezonda iyi bir para verirler. Ve vermiş oldukları iyi paraya karşılık ben de iyi oyuncular alabilirim diyorum. Yeni sezona geçtik. Yeni sezonda şöyle bir bakalım kaç para verecekler bize. 13 milyon euro bir para veriyorlar. İnşallah bu paranın hepsi bendedir. Bakayım, 19 milyon euro. Mükemmel bir bütçe. 19 milyon euro harika bir bütçe. Şöyle kadromuza baktığımız zaman ne yazık ki Lukaku gitti. Ben buradan diğer kadroya tekrar geri dönüş yapalım. Şu kadroya arkadaşlar. Bu kim ya? Lura, canım çekil oradan. Gel bakalım Ali Akman. Güzel. Şimdi Schalke'den aldığımız oyuncuyu sağ beke koyduk. Tamam, 72. Ahmet Can da 72. Klerer 74. Rainer 74, 75. İsmail Yüksek burada ve Benasser burada. İki tane oyuncum burada oynayacak. Hacı önlerinde oynayacak. Barış Alıcı 76 ile iyi. Şimdi bize bir tane sol açık lazım. Bir sol açık lazım. Santraforumuz bu sene iyi değil ama gelişime açık bir oyuncu. Daha 22 yaşında. Belki bir 75 falan yapabilirse bu sezonun sonunda. Yani bu sezonun sonunda yine bir ilk 5, ilk 6, ilk 7 alabilirsek bence sorun olmaz. Bir sezon daha ilerleyeceğiz bu şekilde ama bana önce bir sol açık lazım. Arkadaşlar, yeni sezonumuza geçtik. Yeni sezonumuzda biliyorsunuz ki ne eksiğimiz vardı? Bizden sol açık eksiğimiz vardı. Sol orta sahada eksiğimiz vardı. Ve biz sol orta saha eksiğimizi de tamamladık. Oraya güzel bir oyuncu aldım, İspanyol. Şimdi Fofana zaten gördüğünüz olduğunuz gibi hem 32 yaşında hem de artık bir şey yapmayacak. 76'lık Serrano'yu aldık arkadaşlar. Atletico Bilbao'dan almış olmamız lazım. Konuşamadık. Şimdi bakalım transfer. Bak, 12 milyon euro verdim Serrano'ya, tamam mı? Gelecek vadeden bir oyuncu. 21 yaşında. Gayet iyi bir oyuncu. Kaç paramız kaldı kulübümüzde, ofisimizde? Bak, 6 milyon euro paramız var. Çok bir paramız da yok. Ama bence bu oyuncuyla şu anda imzaladıktan sonra takım gayet iyi. Sol bekim 75. Stoperim 75. Biri 72. Bunun bir an önce Ahmet Can'ın gelişmesi lazım. Aydın, Şarkı'dan aldığımız oyuncu. Yine 22 yaşında. Kalecimiz iyi. Barış Alıcı iyi. Benasser çok iyi. İsmail Yüksek 75'e gelmiş. Hacı var. Burada bir Akman. Ali Akman bu sezon santraforumuzda oynayacak. Kendisi gelişime çok açık bir oyuncu ama overall olarak biraz düşük. Bir sezon boyunca belki bu sezon başarısız olabiliriz. Çünkü forvetimizin overall'ı düşük ama overall'ı yükselecek bir oyuncu. Bu sezon biraz daha oyuncularımızın potansiyelleriyle güçlerini arttırmasını düşünüyorum. Gelecek sezon alacağımız parayla daha iyi transferler yaparız. Hadi bakalım, gidelim Ocak 1'e. Ocak 1'deyiz. Kötü skorlar aldık. Durumumuz bence kötü. Şöyle bakalım merkezimize, puan durumu. 7. sıradayız. Evet, biliyordum zaten. Çok gol atabilmiş miyiz? Kaç gol atmışız? 25. Bakıyorum şöyle bir. Gol ortalaması kötü. 23 tane de gol yemişiz. Yalnız çok gol yemişiz ya. Baksana şu sayfada en fazla gol yiyen takımız ya. 23 tane gol yemişiz. Hatta şuraya kadar Eyüpspor'a kadar en fazla gol yiyen iki takımdan biriyiz. Biri Çaykur, biri biziz ya. Çok kötü abi. 23 tane gol yemek ne demek? Gollere baktığımız zaman 7 var, 7 var. Bakıyorum. Çok az gol atmışsın Ali Akman. 6 maçta oynamışsın. Kim oynatmış o zaman santraforda? Şöyle bakıyorum, Fofana'yı burada oynatmış. O zaman bu çocuğu mu oynattı acaba ya? Serrano'yu santraforda falan mı oynattı bu? Niye bu Ali Akman bu kadar az maçta oynamış ya? Ali Akman'a acaba kiralık versem? Doğan Alem'den 13 maç oynamış. Toplam kaç maçlar? 15. Çok fazla yedeklerden oyuncu oynattığını görüyorum oyunun. Çok fazla yedek oyuncu oynatmış. Evet, ligimiz sona erdi. Sonuç maçımızı kazandık. Ama ligde ne yaptık gerçekten bilmiyorum. En son 7. falandık sanıyorum. Bakalım şöyle bir ligdeki durumumuz ne? Allah kahretsin, kadro yine buna dönmüş ya. Ve 7. ligden 2.ye çıkmışız. 77 puan. Fenerbahçe 88 puan. Ligdeki attığımız gol çok az. Çok az gol atmışız. Ve yediğimiz gol de çok fazla. Yani 25 averajımız var. Bak, baktığımız zaman Başakşehir'e kadar en kötü averajı sahip olan takım biziz. Ne yazık ki. Türkiye Kupası'na bakıyorum. Türkiye Kupası'nda durumumuz ne? Hiçbir yerde yokuz. Burada Trabzonspor 5-4 kazanmış. Yarı finale az kalsın çıkıyormuşuz. Şampiyonlar Ligi'nde falan bir Türk takım var mı? Çeyrek finale baktığımız zaman yok.
Avrupa Ligi'ne bakıyoruz bir çeyrek finale baktığımız zaman. Bir Türk takımımız var mı? Yok. Avrupa Konferans Ligi'nde var mı bir Türk takımımız? Galatasaray var. Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye seçmiş burada. Fenerbahçe yarı finale çıkmış, Roma'ya elenmiş. Roma'da Freiburg'a, vay be. Ulan Galatasaray nasıl Young Boys yenemiyorsun ya? Galatasaray'la Fenerbahçe burada çıksa, bir de Beşiktaş... Lan 3 tane takımımız varmış burada ya. Ulan çok kötü olmuş. Ligde bir gol kralı falan çıkarttık mı? Hacı gol kralı olmuş. Oha 20 tane gol atmış Hacı ligde. Bakıyorum şöyle bir Samsun Spor'dan Barış Alıcı asistlerde var. Kaleciye baktığımız zaman da Doğan Alem'den 13. Hacı 25 gole katkıda bulunmuş. Çok iyi. Yeni transferimiz artı 2 alıyor. 78 olmuş. 15 gole katkıda bulunmuş. Ali Akman 73 olmuş. Ali Akman daha fazla olman lazım ya. Bir overall ne abicim ya. Senden daha fazlasını bekliyorum. Barış Alıcı 76'da kalmış. Laura bu arkadaşımız santrafor ama bunun gitmesi lazım. İsmail Yüksek 3 almış 77. Benasar 1 almış 79. Ahmetcan 75'e gelmiş. Aferin Ahmetcan. Şöyle bakıyorum Doğan Alemdar 81. Mehmetcan Aydın bizim sağ bekimiz 3 almış. Aferin oğlum. Stoperimiz 3 almış. Aferin René 75'te kalmış. Diğer stoperimiz aynı kalmış. Şöyle bir de gerçek kadroya bakalım. Gerçek kadro nerede? Gerçek kadromuz. Bakalım kadro. Ya bu kadroyu hiç istemiyordum ya. 75, 77, 75, 73. Bu arkadaş niye böyle ya? Bunun oynaması lazım. Sana ne oluyor ki? Yeni sezona geçeceğiz. Yeni sezonun tek istediğim şöyle iyi bir maaş bütçesi. İyi bir maaş bütçesiyle belki Ali Akman'ı kiralık falan verebiliriz. Ali Akman çünkü gelişmesi lazım da. Ali Akman'ı kiralık verirsek oraya da iyi bir baba santrafor çekersek yeni sezonda işler yapabiliriz. Evet 15 milyon euroluk bir transfer bütçesi verdiler. Bu arkadaşı da satın almak istiyorlar falan filan. Bunlar önemli değil. 15 milyon euro bizim için iyi bir para. Öncelikle kadromuza baktığımız zaman kimler kötü? 78 iyi, 77 iyi, 79 iyi, 76 80 iyi, 73 kötü. 75, 75, 77 burada iki tane oyuncum var. Biri sağ için biri Ali Akman. Ali Akman'a bu sezon güvenebilir miyiz? Eğer başarılı olmak istiyorsak Ali Akman'a güvenemeyiz. Daha iyi bir santrafor almam lazım. Çok daha iyisini almam lazım. Ali Akman'a tabii kalsın bu arada. Hani yedeklerimizden oyuna girsin. Laura'yı satmamız lazım. Çünkü niye? Ali Akman'ın gelişmesini istiyorum. Yedeklerin oyuna girmesini istiyorum. Laura gelip burada bir türlü oynayabilir. Yeni sezonda santraforumu buldum. Bir ara Galatasaray'la adı geçmişti. Hatırlarsanız Dörlü Dijk. İnanılmaz böyle şey öküz gibi bir oyuncuydu Amerikalı. Ve sözleşmesi bitiyor. Değeri 18 milyon euro olmasına rağmen 14.500'e satın alabilirsin diyor. Dörlü Dijk'ı 14.500'e satın almaya çalışacağım. 14.300 verdim. Kabul ettiler. Ama peki benim bunun param yetecek mi bilmiyorum. Sözleşmesine param yetecek mi? İnşallah paramız yeter. Şöyle bakıyorum bir 27 milyon. Çok önemli diyor. Eyvallah. Hoş geliyorsun. Gel bakalım 3 yıllık. Bunların hepsine eyvallah diyoruz. Serbest kalma bedelinde eyvallah. Onu da istemiyorsun. Paraya baktığımız zaman bu para bana ne yazık ki yetmiyor. Bonusları kaldırdığım zaman birazcık şöyle bir düşürdüğümüz zaman parayı şöyle bir teklifte bulunalım bakalım. Bu olmaz diyor. Şu anda baya bir pazarlık var. Bakıyorum sıfır paramız var. Hala diretiyor arkadaşlar. Ve son paramıza kadar verdik. Ve Dörlü Dijk'ı şu an kulübümüze kattık. Ali Akman'cığım yedek kaldın. Kusura bakma geçen sene az gol atmıştın. Dörlü Dijk takımımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni transferimiz. Galatasaray'la bir adı geçmişti. Bence iyi bir parayı aldık. Bu arada şu çocuğa bayılıyorum ben var ya. Pablo Felipe kaç para değeri var? 8-600 alabiliyormuşuz he. Keşke biraz param olsa alsam hemen. Mali bütçemiz gördüğünüz gibi sıfır arkadaşlar. Hiç paramız yok. Biz lafı çok uzatmıyoruz. Ben zaten transferimi yaptım. Şöyle bir bu arada maçlarım varmış ya. Belki Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı mı bilmiyorum. Ya da Avrupa Ligi'ne katılma maçı mı? Hiç bilmiyorum. Transferlerimi yaptım. Dörlü Dijk, abi bir dakika dur. Dijk'ı da şey yapmam lazım. Santrafor'a ilk oyunculara koyalım onu. O oynasın. Takım yönetimi. Ali Akman'cığım 78 oyuncu getirdim oraya. Kusura bakmıyorsun. Ali Akman ama seni de dışarıda bırakmayacağım tabii ki. Sen de gel buraya koçum. Sen de oyna. Ocak ayına geldik. En çok merak ettiğim şey Dörlü Dijk'ın kaç gol attığı. Bakalım Dijk kaç gol attı yeni sezonda. Evet çıkamıyoruz. Çünkü Joyce'imizi şey bitmiş. Evet ligde kaçıncıyız? Gelelim bakalım. Ligde dördüncüyüz. Ah bu oğlum. Ah bu oğlum. Daha iyi olabiliriz. 27 puan, 36 puan. Maçımız eksik mi? Hayır. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsun. 26 gol atarak yine az gol atmışız. Yine çok gol yemişiz. Abi ben bunu bir türlü niye ayarlayamıyorum ya? Takım ne oluyor ya? Ziraat Türkiye Kupası'na bakıyoruz. Var mıyız? Devam ediyor muyuz? Sanıyorum oraya sonra gideceğiz. Şimdi Avrupa Ligi. Biz var mıydık burada? Vardık. Valencia Rangers. Bak Valencia Rangers ve şu neydi? Stavrupa sanırım. Onun olduğu gruptan ikinci olarak çıkıyoruz. Ön eleme turunda kimle oynuyoruz? Genk'le oynayacağız. Fenerbahçe Kopenhag'la oynuyor. Başka takımımız var mı? Şu an başka takım göremedim. Bir de Dijk'ın attığı gole bakmak istiyorum. Yani oynadı mı, oynamadı mı onu çok önemsiyorum. Tabii yanlış yere girersem önemseyemiyorum. Kaldı merkezi. Bakalım şöyle istatistikler hızlıca. Dijk 23 maçta 10 gole katkı vermiş. Hacı yine coşturmuş. Serrano bu şeyde çok iyi.
Bizim Alakman'a geliyor mu? Alakman hiç oynuyor mu yedeklerden falan girerek Alakman? Hiç oynatmamış ya Alakman'ı. Vallahi hiç oynatmamış. Bu çocuk 18 maçta nasıl oynuyor abi? Benim solaşığım nerede? Ulan pen diye gittik kupada penaltılarla elendik ya. Genk maçına geldik arkadaşlar. Şimdi kadrom 76 sağ bek. Stoperlerim 78-76. Sol bekim yine aynı şekilde. Bence iyi bir kadrom var. Alabiliriz bu maçı kendi sahamızda. 2-0 diye düşünüyorum. 2-1 kazandık. Ranieri attı. Yusuf Ait kim ya? Yusuf Ait diye bir oyuncum var. Bende öyle bir oyuncum var ya Ait diye. 2-1 kazandık eyvallah. Ya ikinci maçta Allah kahretsin sol bekim kırmızı kartlı ya. Vallahi kırmızı kartlı sol bekim var. Ne yapacağız? Mahvolduk. 65'lik bir sol bek var burada. Daha iyisi var mı? Bakıyorum şöyle bir stoper mi? 66'lık stoper var. Zeki Yavru 61. Şey nerede ya bu çocuk? Ha 74. Bu oynar. Tamam bu oynar. Hadi kardeşim benim. 2-1 rövanşına çıkıyoruz. Tamam sıkıntı değil. 2-1 rövanşı. Genk takımına karşı yine 2-1 kazanıyoruz. Aydın attı. Koçum benim. 2 tane birden salladı Aydın. Ben buradan Aydın'ın kim olduğuna bakmaya girdim. Bir de Ait vardı ya bende gol atan. Onların kim olduğuna bakmaya girdim ve bulamıyorum ya. Mücadele alarak. Aydın kim abi? Alim Öztürk. Mehmetcan Aydın. Sağ bekim Mehmetcan Aydın. Koçum benim. Tamam ama Ait'in kim olduğunu bulamıyorum. Siz biliyor musunuz? Bak. Zeki Yavru, Ali Gülgen, Nico Serrano. He Benasser. Benasser. Koçum benim be. Ait Benasser'miş. Benasser'in de atmış olduğu mükemmel gollerle. Burada genç diyoruz ki kardeş kusura bakma biz Samsun'uz. Biz daha önce çok şeyler yaptık. Daha da yapacağız diyoruz. Ve yani Liverpool'dan da korkacak değiliz yani. Liverpool hayırdır? Robertson olabilir, Alisson olabilir, Trent olabilir falan ama kusura bakma da yani biz de Samsun'uz kardeş. Sen hayırdır ya? 2-1 ya! Hacı İsmail koçum benim. 2-1 kazanıyoruz. Liverpool'u gömüyoruz sahaya. Ulan dalga geçiyordum. Diyordum ki bana şimdi 5 tane saplarlar. 2-1 kazandık ama İngiltere'si var değil mi? Bunun Allah kahretsin İngiltere var. Evet İngiltere'ye geldik. Yani sizden korkan sizin gibi olsun. Diaz, Mias, Kim Min-jae'yi oynatıyorlar. Robertson, Kim Min-jae'yi almışlar. Salah hala oynuyor. Müller'i almışlar. Ya yaşlı bir kadro. Her türlü yenerim diye düşünüyorum. Deplasmanda da 5 atarım galiba. 2-1 burada da kazanıyoruz. Bir de penaltı kaçırmışız. Ranieri, Hacı bir de penaltı kaçırıyorsun be. Ulan adamların 7 tane şutu var. Benim 3 tane şutum var. İkisi gol olmuş. Koçum kalecim Doğan Alemdar. 7.5 almışsın. Aferin benim be. Orada kim var? 8.2 Hacı. Daha önce Fenerbahçe sizi yenmişti. Biz de yapabiliriz. Ren takımına karşı oynayacağız. Ama gerçekten iyi takım. Genç de bir takım. Genç de bir takım. Birazcık hani şansa ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Deplasmanı bir beraberlik alalım. 1-0 kazanıyoruz. Hocam diyor sen hayırdır diyor ya beraberlik falan filan. Sen diyor ne istiyorsun bizim takımdan? Biz diyor winner bir takımız. Yemin ediyorum oyuncular şu anda bana ahlak dersi verdiler ya. Ahlaksızlığımdan utandım ya. Doğan Lehmler 8.3 koçum benim. Nico Serrano 8.8. 1-0'ın rövanşı. Kendi sahamızda çıkıyoruz. Dayk uzun zamandır gol görmüyorum senden. Sürekli Hacı'dan görüyorum. At şu golü bitir maç hadi. Hadi. 2-2 geliyoruz. Barış Alıcı. Dörlü Dayk. Dedim ki Dayk dedim. Gol at dedim bitir dedim. Bak bu arada benim menajer Barış var ya. Menajer Barış'ın adamı diye bu Dayk. Bak Barış'ın adamı Dayk. 2-2. Rencim güle güle. Kendine iyi bak. Yanlış bilmiyorsam finalde olmam lazım. Yanlış bilmiyorsam. Yarı final demişim. Kim var? Dortmund geliyor. Marsilya geliyor. Ve Napoli geliyor. Ne olur bana Marsilya gelsin lütfen. Borussia Dortmund. Liverpool'u eledik. Dortmund'u eleyemeyiz tabii ki. Bu arada bir gün arayla iki tane maç var. Tabii ki Fenerbahçe'den 3 yedik çünkü bir gün sonraki oyuncularımızın kondisyonu tabii ki çok düşük. Dortmund maçı geldi. Hadi bakalım Dortmund'a karşı oynayalım. Bakalım nasıl bir takım var. Balde, Timber, Süle, De, oha. Hepsi potansiyelli. Pepe, Bellingham. Bunlar var ya şu anda inanılmaz bir takım olmuştur. Bak Timber en az 86-87'dir. Balde aynı şekilde. Dest aynı şekilde. Bellingham 88. Ekitike falan. Abi çok çok iyi kadrosu. Yenemem. Liverpool yaşlı kadrosu. Yenemem. Yenemem abi ama yine de 3 tane sallamışım he. Hacı, Dörlü Dayk. Ama adamlar çok iyi kadrosu var abi adamların. Evet yine de umutlarımız Almanya'da Barış Alıcı'nın kırmızı kart gördüğü bir maç. Aferin Barış Alıcı. Tam da sana ihtiyacımız olduğu yerde mükemmel bir hareket yapmışsın. Yani bu hareketini gerçekten saygıyla karşılıyorum. Akmancığım gel burada sen oynarsın. Gel birazcık da şöyle seni şöyle sağ kanat falan çekelim. Hadi bakalım 74'lük oyuncu ile çıkacağız. 4-3'ün rövanşı. 4-3'ün rövanşı. Bir mucize olur mu? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yine de bu takıma karşı 5 gol atmak. Dörlü Dayk nasıl kırmızı kart görüyorsun ya? Yine de bu takıma karşı 5 gol atmak. Adamların 8 tane şutu var. Bence büyük başarı. Ben buradan takımımı yine de alkışlıyorum. Helal olsun. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayıp
7-5. Borussia Dortmund gibi bir takıma 7-5 elenmek bence başarıdır abi. Ligimizin sonuç maçını galibiyetle bitirdik. Şampiyon olabildiğimi düşünmüyorum ama ilk 2'de olabilirim derken 4'teyim. İlk 4'e girmişiz bu sene. Başakşehir 77, biz 71. Ligde attığımız gol yani bu dönem biraz iyileşmiş. Yani birazcık yakalayabilmişiz şeyi, normal averajı. 77-71. 6 puanla şampiyonluğu veriyoruz Başakşehir'e. Ne yazık ki. Üzüldün mü? Üzüldüm. Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'na ne yaptık? Burada yokuz. Pendik Spor'a kaydetmiştik. Pendik Spor'da bu arada Fenerbahçe deplasman golüyle kazanmış. Fenerbahçe kupayı almış. Ne yazık ki. Şimdi o ligde bir gol kralımız var mı? Bakalım. Ne yazık ki bizden yok. Beşiktaş'tan Kılıçsoy diye bir çocuk var. Bizden Hacı 20 gol atmış. Yine burada Benasar asist krallığında ortaklığı var. Kalecimizde en az gol yiyen kaleci olmuş. Tebrik ederiz. Şimdi şeye bakalım, Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'nde var mıyız? Burada ne yazık ki yokuz. Asist krallığında Benasser yine bir asistle kaçırmış. Gol krallığına baktığımız zaman da Hacı. Abi Hacı inanılmaz bir sezon geçirmiş ya. Bakalım yine Hacı'ya. Ne yaptın Hacı? Sen yine coştun. İstatistikler. 40 gole katkı vermişsin abicim. Vallahi helal olsun. 40 gole katkı. Serrano 30 gole katkı. Bu arada artı 2 almış, artı 3 almış. Dijk artı 2 almışsın. Eyvallah ama verdiğin katkı 21. İlk sezona göre fena değil diyelim. Benasar 79'da kalmış artık. Bu sezon yükselmedi. Benasar keşke yükselseydi. Barış Alıcı artı 2 almış. Mehmet Can Aytın artı 1 almış. İsmail Yüksek artı 1 almış. Klerer 2 almış, 79 olmuş. Ranieri 1 almış. Ahmet Can Kaplan 23 yaşında 77 overall'lı bir oyuncu. Şöyle bakıyorum, artı 2 alan Doğan Alemdar var kalecimiz. Onun dışında genelde düşmeler falan filan var. Bayağı bir düşme. Eksi 6 olmuş. Eksi 6'lar falan görüyorsunuz. Ama burada kadromuza bakalım bir de. Kadromuz nasıl? Yeni sezonda ne yapmamız lazım? Şimdi 82'lik bir cam eyvallah. 81'lik bir sol kanat eyvallah. 78 biraz düşük. Şu orta sahamdan ikisinin 80 olması lazım. 76'lık bir sol bek idare eder. 79, 77 yani bunların hepsi idare eder aslında. Ama sadece burada bir tık daha Barış'ın yerine kaç yaşında Barış? 28. Yani 81-82 bir sağ açığım olsa bir de Dijk'in yerine bir 85'lik santraforum olsa aslında iyi olurdu. Bir 85'lik santraforum olsa iyi olurdu. Bakalım yeni sezonda bana ne kadar para verecekler? Yeni sezonda verecekleri para göre belki Dijk'la bir oyuncuyu takas edip yeni sezonda daha iyi bir oyuncu alırız. Evet yine bir 16 milyon euro para geldi. Fazla para vermediler yine. 16 milyon euro. Daha fazla bekliyordum. Nurullah Hasan'ı kiralamak istiyorlarmış. Nurullah Hasan kim? Kalecimiz. Kiralık istiyorlar. Yetki ver diyelim. Kiralama 1 yıllık ya da yok ya. Niye verelim ki? Reddet. Şimdi bir tane sezon öncesi kupa var. Onu oynayacağım. Belki oradan bir 3 falan filan daha gelirse birazcık paramızı daha yükseltiriz. Oyuncularımızın hepsi milli takımlara gitmiş arkadaşlar. O yüzden tabii yenileceğiz. Van Hooydonk mu? Rakiplerde Van Hooydonk'un oğlu mu var? Sidney Van Hooydonk. Evet arkadaşlar 77'de overall varmış ya çocuğun. Ya var ya uğraştım ama sonunda yaptım. Hiç param yoktu. Sözleşme için her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım ve karşınızda Samsun Spor'un yeni oyuncusu arkadaşlar. Jonathan Ikon geldi. Florentina'dan 15.967 bütün paralarımızı vererek artık alabildiğimiz bir oyuncu. Mükemmel fiyatı aldım. Abi kusura bakma A fiyatı aldım. Mükemmel bir fiyat. Barış'ın olduğu yeri aldık. Bir tık daha oldu. Oyuncumuzu takımımızı daha doğrusu değiştirdik, güzelleştirdik. Şimdi Barış'ın yerine 78'lik Barış ve Barış 29 yaşında. Jonathan 80 yaş daha genç ve 2 overall daha fazla. Bunu da böyle sağ kanat yapıyoruz. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi Barış Alıcı'yı iyi bir paraya satabilirsek, bir de Dijk'ı da verebilirsek çok da iyi bir santrafor olabiliriz bence bu sene. Kaç para değeri var? 16 milyon euro değeri var. Transfer listesine ekle diyelim. Santraforumuzun kaç para değeri var Dijk'ın? Onun da 26 milyon euro değeri var. Onu da transfer listesine ekle diyelim. İkisini birden 16-26, 40 milyon falan bir para yaparsak. Gerçi oyunda var ya 40 milyon kesin bize vermezler iyi oyuncu. Alakman kiralık verdim Celtigo'ya. Bir sene boyunca kendi geliştirsin geri gelsin. Ya bana takas oyuncusu falan filan veriyor ya. Kimmiş bu? 75 overall'lı santrafor. Ne yapayım ben ya? 40 milyon veriyorsan kardeşim 37.900 alabilirsin. İsmail Yüksek için bir transfer teklifi 22 milyon vermişler. Daha fazla isteyeceğiz. 33 biraz fazla olur ama 29 ve 25. Böyle bir fiyat verirlerse İsmail alabilirler. İsmail için 29'u vermeye razılar. 29 milyonu gözden çıkardılar İsmail için. Peki biz o mevkiye 78 overall'lı bir oyuncu bulabilir miyiz İsmail'in yerine? Önce ona bakalım. Arkadaşlar oraya hemen oyuncuyu buldum. İsmail'i vereceğim. İnşallah bir önce anlaşır İsmail. Çünkü 29'a İsmail'i vereceğim. Bakın iki tane oyuncu buldum. Bu oyuncuların da sözleşmeleri bitiyor. Transfer merkezine bakalım. İki tane oyuncu var.
Bunlar değil Batu Şahin, sen çekil, 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 çekil. Şimdi bunun sözleşmesi bitiyor. Bak 21 milyon değeri var, 17 alabilirsin diyor ve daha 24 yaşında bu çocuk. Bir de bunun sözleşmesi bitiyor galiba. Bak 17 milyon değeri var ama bu 28 yaşında. Bak bu 28 yaşında, 79. Bu 24 yaşında. Hemen bunun için bir transfer teklifi götürebiliriz. 17'ye 200'ü alabilirsin diyor. 17 200'lük bir transfer teklifi götürebiliriz. Ve İsmail'de 20 27'ye satacağız galiba. Buradan bayağı bir kar edebiliriz. 17. Ne? Bütçem 0 diyor. Allah kahretsin. 17 yapamıyoruz. Allah kahretsin. Para gelmeden yaptık. Kesin adamla sözleşme imzalayacaklar. Allah kahretsin. İsmail satıldı. Barış Alıcı, Serrano, Dijk konuşumunda 49, 40 milyon euro ödemeyi kabul ettiler diyor. 26 milyon euro değeri var. Verelim. Serrano'yu vermiyoruz. Barış için kaç boyu teklif var? 17. Çok düşük. Biraz yükselmesi lazım o teklifin. 22. Az bir teklif bu. Şimdi o çocuğu tekrar almak isteyeceğim ama inşallah onunla sözleşme falan yapmamışlardır. Hangi günde? Şurada sanıyorum değil mi? Burada belki bir daha alabiliriz o çocuğu. Hadi ne olur. Ne olur ne olur. O çocuk benim için çok önemli ya. Turiantis. Abi Turiantis'i almam lazım. Biraz daha. Turiantis için biraz daha. Tamam ne oldu? Dijk de gidiyor. Dijk'ı da gönderdik. PSV'ye 40 milyon euro da buradan gelecek. Ama hep paramı kesiyor yönetim var ya. Hep paramı kesiyor. Turiantis daha hala alamıyor muyum ya? Niye bir hafta beklemek zorundayım abi ya? 22 milyona da Barış'ı veriyoruz. Turiantis'i almam lazım. Turiantis. Ne olur. 17-200 alabiliyoruz hala be. Oh be. Hadi. Hadi kardeş. 17-200. Şöyle bir gelelim bakalım. 17. 17-200 diyelim. Çocuğun değeri 21 milyon euro bu arada. 17-400 sonraki satıştan pay diyor. Payı kaldır. 17-407, 17-500 veriyorum ben sana. Anlaşma mesela 17-900 çok fazla. Kadromuz tamam. Turiantes bak 79'luk burada. Ve Kai Jorge. Arkadaşlar Juventus'tan Kai Jorge diye bir oyuncu aldım. Juventus'a gittik. Parayı bastık. Kai Jorge. 36 milyon euroya mı aldım? Kaç para aldım? Dur bakalım beraber. Evet 36 milyon 100'e Kai Jorge aldık. 17-800'e. Turiantes aldık, Barış'ı 22'ye sattık. Dijk'ı 40'a sattık. İsmail Yüksek'i 29'a sattık. Ali Akman kiralık verdi. İkon'u 15'e aldım. Bu önemli değil. Bak şimdi İkon görmüş olduğunuz gibi daha iyi bir kanat. İsmail Yüksek 79'du. Aldığımız oyuncu 79. 17'ye aldık. İsmail'i 29'a sattık. Yani bayağı bir bence bir başarı var burada. Bence iyi bir kadro kurdum bu sene. Stoperlerim 78-79. 77. 76. 81. Burayı da 80 yaptım İkon'la. Biraz daha ilerletelim bunu. Benasser 79. 78 şunlar bir 80 puan olabilse 82-85 bence gayet iyi bir kadro. Hadi bakalım Ocak 1'deyiz. Ligde iyi gittiğimi gördüm. Bakalım ne durumdayım ligde, merkez, puan durumu. Ligde liderim. Çok güzel be. 31 gol atmışım. İşte bu ya 9 tane gol yemişim lan. Aferin ya, hele şükür az gol yemeyi öğrendiniz oğlum. 9 tane gol yemişim, harikasınız. Ben bu arada konferans ligine mi gittim? Galiba konferans ligindeydim. 16 puanla lider çıkıyoruz buradan da, bu da çok iyi. Kadromuza bakalım. Kadromuzda kimler oynamıyor? Herkes oynuyor. Kadro merkezi. Ne yapmış çocuklar? Bakalım. Acı yine döktürmüş 15. Kai Jorge artı 1 almış koçum benim. 11 gol atmış. Asist yapmamış. Serrano yine geliyor. Artı 2 almış. İkon aynı kalmış. Mehmetcan Aydın 2 almış. Benasar 1 almış. Bu orta sahamız 80, hemen 80 olmuş görüyor musun? Bu Ali Ülgen falan oynuyor mu? Nereden oynuyor da bu? Gelişiyor. Kalecim 84. 79. 81. İşte bu. İşte bu. Bu sezonu şampiyon bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu sezonu şampiyon bitirmek istiyorum. Evet rakibimiz Union bilmem ne. Hadi koçlarım yenersiniz bunları. Kim yani sağ bekim sakat ya. 1-1 beraber kaldık. Allah kahretsin sağ bekim sakat. İkinci maç 1-1 rövanşına çıkıyoruz. Kazanırım. Rahat alırım. Penaltılarla geçiyorum. Rahat alırım dedim penaltılarla. Adamlar bir tane penaltı atabilmiş he. Doğan Alemdar kaç almış? Göstermiyor Allah kahretsin. Penaltıları gösteriyor sadece ya. Ajax'la eşleştik. Ajax takımına karşı bu arada Sabekim geri geldi. Hadi bakalım. 1-0 kazanıyoruz Hacı'nın attığı golle. Aferin oğlum Ajax var ya. Yani öyle şey bir takım değil. Hep potansiyel oyuncuları olan bir takım. 1-0 kazanmak deplasmanda çok iyi. Şu ligdeki Fenerbahçe maçını alırsak çok iyi olur. 1-1 kaldık Allah kahretsin. İkinci maç Ajax 1-0 kazanmıştık. Kendi sahamızdayız. 2-2 ile eliyoruz Ajax'ı. Kai Jorge, İkon, yeni transferler. Köln takımı geldi. Köln'e karşı oynayacağız. Deplasmanda Karagümrük'ü yeniyoruz. Kayserispor'a maçımız var. Hemen bir gün sonra maç var. Allah kahretsin. Hemen bir gün sonra maç olur mu ya? Oha kazandık ilk defa. Çok güzel. Köln maçı. İlk maç. Köln maçı. İlk maç. Hadi. 2-2 beraber kalıyoruz. Kai Jorge penaltı kaçırmış be. Neyse olsun. İkinci maça geldik. Galatasaray'ı bu arada yendik. Çok önemli bir maçtı. Galatasaray çünkü liderliği oynuyordu. Biz ellilere düşmüştük. Galatasaray'ı yenmemiz mükemmel oldu. Bu maç benim için harika oldu.
Köln maçı. İlk maç kaç kaçtı? 2-2 beraber kalmıştık. Deplasmana çıkıyoruz. Kim oğlum? Yine kime ne oldu ya? Yapma. En önemli oyuncum Hacı. En önemli oyuncum Hacı gitti. 2-2 maçında en önemli oyuncum Hacı gitti ne yazık ki. Ve elendik. Hacı, en önemli oyuncum Hacı gitti ve elendik arkadaşlar. Sivas'ı yendik, Beşiktaş'ı yendik, Başakşehir'i yendik. Ligin son maçları. Aman. Aman çocuklar. Aman yapma. Şampiyonluk maçı olabilir bak bu. Şampiyonluk maçı olabilir. Gerçekten şampiyonluk maçı olabilir. Çıkıyorum. Şampiyonluk maçı olabilir. Lige geldim. Ve şampiyon, 90 puanla şampiyonuz. Şampiyonluk maçı olabilir dedim. Kaybetseydim belki 87-87. Belki Galatasaray'da olabilirdi. Samsunspor'u şampiyon yaptım be. 76 gol atarak en fazla gol atan takımım. En az gol atan takım değilim ne yazık ki ama olsun. Şampiyon yaptık. Türkiye Kupası'na bakıyorum. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe falan filan var. Biz burada Gençler Birliği'ne gitmişiz. Gençler Birliği burada Galatasaray'a gitmiş. Önemli değil. Avrupa Konferans Ligi'ni kim aldı? Köln Inter maçı. Ulan burada da gittik. Yarı finalde elendik. Neyse, şampiyon yaptı takımız. Ofis. Gol kralı çıkardık mı? Kai Jorge. Kai Jorge. Yeni aldığım oyuncu Kai Jorge. 24 tane gol atmış. 33 maçta hem de bak. 36 maçta oynamamış. Gol kralı. Asist krallığında ne yazık ki yokuz. Gol yenmeyen maçta da. Abi Galatasaray'daki Quintana kim ya? Doğan Alemdar 8 tane. Bakalım şeyde bir şey çıkardık mı? Neydi? Konferans Ligi'nde. Konferans Ligi'nde ikinci olmuş kalecim. Burada Inter'den çok oyuncu var. Gol kralına baktığım zaman ne yazık ki yokum. Kadro merkezi. Kadro merkezine bakalım. Ne yaptık? Kai Jorge'nin çok gol attığını düşünüyorum. 31 gol, 3 asist, 34 gole katkı. Hacı, 28 gole katkı. Serrano, 25 gole katkı. İkon, az. Daha fazla bekliyordum. Olsun, 21 gole katkı. Yeni oyuncum, İsmail'i yeni aldığımız 11 gole katkı. Sağ bekim, 8 gole katkı. Benasser gelmiş. 12 gole katkı vermiş Benasser. 12 gole. Stoperim aynı şekilde. Sol bekim aynı şekilde. Bunlar kim bilmiyorum. Şu Don Lemdar 81 oluyor. Şöyle tek tek bakacağım arkadaşlar. Kimler ne almışlar? Serrano 3 almış. Mehmetcan Aydın sağ bekimiz 3 almış. Stoperimiz 2 almış. Sol bekimiz 2 almış. Don Lemdar 1 almış. Bu şekilde ve şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Bu sezonda bu şekilde şampiyonluk bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten kaç saat sürdü ya? 3,5 saat, 4 saat yakın bir süre sürdü. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoya bir kere like atarsanız yukarı çıkar isterseniz ve abone olmadan izleyenler, sizler de abone olursanız çok mutlu oluyorum abonasyonum yükseldikçe. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yama yapan kardeşlerime de buradan çok teşekkür ederim hepsine. Videonun başında zaten onları göstermiştim. Eğer siz de bu yamaya sahip olmak istiyorsanız videonun başına bakıp oradaki arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamada da var. Sizleri seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bay bay.